Mustafa Sefa Çakır hocamız 1989 yılında Çorum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da tamamlayan hocamız 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisansa başladı. Buradan 2013 yılında Taşköprüzade Kemalettin, Mehmet bin Ahmed'in Şerhi Ehadisi Erbain tercümesi, Metin İnceleme başlıklı teziyle mezun oldu. Yine 2013 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi oldu. 2014 yılında aynı üniversitede doktoraya başladı ve bu eğitimin Profesör Doktor Mehmet Arsan danışmanlığında hazırladığı Yahya Nazım Divanı İnceleme Tenkitli Metin başlıklı teziyle 2018 yılında tamamladı. 2019 yılı itibariyle aynı fakültede doktor öğretim üyesi olarak görevine ve divan edebiyatı üzerine araştırmalarına devam etmektedir. Hocamızın yayımlanmış iki kitabı, akademik dergilerde yayımlanan makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu çeşitli tebliğleri bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Hocamıza tekrardan hoş geldin diyor. Sözü Yunus Dolu hocama devrediyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Sayın misafirlerimiz, programımız önce konuk hocamızın sunumu, ardından sizlerin soruları veya katkılarınız şeklinde devam edecektir. Tüm konuklarımız adına Sefa hocamıza tekrardan hoş geldiniz diyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyursunlar. Evet, tekrar teşekkür ederim. Sait hocamı ve siz değerli arkadaşları hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Ben öncelikle teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle sizler gibi genç arkadaşlarla birlikte olmak, bir program yapmak gerçekten benim için de oldukça önemli. Tabii kendimi de sizden ayırmıyorum yani. Ben de kendimi o genç sınıfına koyuyorum arkadaşlar. Onun haricinde tebrik ediyorum sizi. Yani gerçekten böyle ciddi bir organize görüyorum ben karşımda. Hatta dün işte program öncesi toplantımızı yaptık gibi bir paylaşımınızı gördüm. Yani dedim toplantısı böyleyse acaba program nasıl olacak falan diye biraz da endişe ettim. Yani o anlamda tekrar tebrik ederim. Bu tür çabalar gerçekten hem kendinizi geliştirmek için hem de kendinizi gerçekleştirmek için önemli fırsatlar, önemli vesileler. Devamında inşallah diliyorum size hayırlı olmasını. Şimdi bu akşam ben divan edebiyatının, şiirin daha doğrusu aslında genel olarak şiirin medeniyet inşamızda nasıl bir yeri olduğunu biraz kendi penceremden izah etmeye çalışacağım. Bunu biraz da şunun için önemsiyorum. Neyle uğraştığımızın farkında olalım. Yani aslında ne kadar mühim meselelerle uğraştığımızın farkında olalım diye böyle bir konuyu seçtim. Biz de aslında genel olarak edebiyatın böyle olumsuz bir imajı vardır. Yani işte mesela birisinin konuşmasını beğenmediğimiz zaman işte edebiyat yapma deriz. Ya da işte bunlar işte boş laf anlamında, bunlar edebiyat falan gibi böyle şeyler kullanılır maalesef. Ama şiirin yine de müstesna bir yeri var. Yani biz güzel şeyleri ifade etmek için şiir gibi deriz mesela. Yani işte şiir gibi kitap ya da şiir gibi işte araba falan gibi mesela böyle kullanılır. Bu anlamda şiirin bu olumlu tarafı hep korunmuş. Bunun tabii ben böyle bir arka plan olduğunu da düşünüyorum. Kısaca ona değinmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bir kere söze şuradan başlamak lazım. Bizde söz önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü bir kere mucizesi söz olan bir peygamberin ümmetiyiz. Bir kere en başta meseleye buradan bakmak lazım, buradan başlamak lazım. Bu bizim sözle muhatap olurken ve sözü üretirkenki bakış açımızı belirlemesi lazım. Bu da tabii ki aynı zamanda bir sorumluluk alanına girmiş oluyor. Tabii medeniyet din tanımı, medeniyet ne, kültür ne, bu gibi ayrımlara biraz girmeyeceğim vakiti daha fazla almasın diye. Genel olarak biz işte İslam medeniyetinin bir alt
paydaşı olarak diyelim, Türk İslam kültürü, Türk edebiyatı üzerine bu maddeleri söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi aslında oradan başlatmak lazım. Hazreti Peygamber'den yine başlatmak lazım meseleyi. Şimdi Hazreti Peygamber'in şunu biliyoruz. Etrafında şairler var. Yani Hazreti Peygamber'in şairleri dediğimiz isimler var. Ve Hazreti Peygamber bunları ciddi anlamda şiire teşvik ediyor. Yani şiir söylemeleri noktasında teşvik ediyor. Yani gerek savaşlarda olsun, gerek normal zamanlarda olsun. Tabii o gün için şiirin farklı bir anlamı da var. Belki bugünkü basını, medyayı kuşatan bir tarafı da var şiirin. Bu anlamda da bir teşvik boyutu var ama Kur'an'ın o icazının herkesi aciz bırakması bizde sözün böyle çok yükseklerde bir değeri olmasını zaten gösteriyor. Bu İslam tarihi boyunca böyle devam ediyor aslında. Gerçekten şairler el üstünde tutuluyor. Zaten malum cahiliyede Arap şiiri çok üstte. Sadece şiir değil, hitabet de çok üstte. Yani hitabet noktasında bunu ayrıca bir sanat olarak icra eden birçok insan var. İşte Kur'an'ın belki mucizeliğinin böyle bir tarafı da var. Yani ne şiir, ne nesir, ne bir düz hitap ama hepsini kuşatan, hepsinin üzerinde bir boyutu var. Bu böyle geliştikten sonra aslında geldiğimiz yer, bunu Arapların sonrasında İran'ın fethiyle Hazreti Ömer döneminde Fars edebiyatına taşındığını görüyoruz. Şimdi Farsların bir kültür olarak yani Arap kültüründen çok daha önde olduğunu biliyoruz. Hatta malum misaldir fethe gittikleri zaman Arap işte o gününki Müslümanlar yani Farslara önce elçi gönderiyorlar. Fars işte o zaman yetkilisi diyor ki yani dalga geçmeyin diyor yani bizi fethetmeye mi geldiniz nasıl yaparsınız filan gibisinden böyle küçümseyici de bir tavırları var. Şimdi bu kültürün yani Fars kültürünün genel olarak bir üstünlüğüyle ilgili bir durum. Bu şiirde de aslında belki böyle yani Fars şiiri de tabii ki hocalarımız daha iyi tespit edeceklerdir ama yani çok öncesine dayanan bir tarafı var. Orada da bir gelişim süreci tabii geçiyor. Yani bizim bugün Türk edebiyatında ele aldığımız türlerin de, nazım türlerinde, nazım şekillerinde çoğu bilirsiniz şöyle seyreder. İşte Arap edebiyatında doğmuştur, Fars edebiyatına geçmiştir, oradan Türk edebiyatına geçmiştir gibi bir seyir kazanır. Peki Türk edebiyatına bakalım. Yani İslam öncesi dönemde bir kere zaten işte Orhun kitabeleriyle biz ilk böyle yazılı edebiyat sahasına çıkışı görüyoruz Türk edebiyatı için. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor. Yani yazılı ürünler bir anda ortaya çıkmazlar. Tabii ki bunun arkasında bir sözlü edebiyat, sözlü kültür mutlaka var. Ve sonrasında karşımıza böyle Orhun kitabeleriyle ilk olarak Türk edebiyatı çıkıyor. Sonrasında tabii aslında çok farklı alfabe kullanımları, çok farklı kültür havzalarına artık sirayet edişte orada belki tam anlamıyla kendini bir bulamama var. Ne zamana kadar? Ta ki İslam'la karşılaşana, İslam'la aslında müşerref olana kadar. Bunun sonrasında, sonraki süreçte ilk böyle altını kalın çizgilerle çizeceğimiz bir isim var. O da Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi. Şimdi burada söylemek istediğim şu. Ahmet Yesevi İslam kültürünü, İslami bilgiyi şiirle aktarıyor. Bakın burası bir kere çok aslında dikkat çekici bir taraf. Yani bunu mesela normal işte mensur eserlerle de yapabilecekken ya da hiç eser ortaya koymadan sadece anlatarak değil mi? Bizde anlatma, sohbet, işte vaaz diyelim bu tür şeyler çok hani esas bir kültürü teşkil ediyor. Böyle yapabilecekken ne yaptı? Şiirle. Yani bugün hikmetleri hikmet olarak adlandırdığımız hikmetlerle ki daha sonrasında divan hikmet olarak bu karşımıza çıkıyor. Şiirle İslam'ı anlattı. Bunu Türk toplumuna benimsetmeye çalıştı. Peki sadece Ahmet Yesevi mi?
Hayır. Ahmet Yesevi'nin talebeleri diyeceğimiz, Horasan erenleri. Bakın bugün Anadolu'nun dört bir tarafında mutlaka böyle en şey köylerde bile vardır, rastlarız yani. En ücra köylerde bile bu Horasan erenlerinin mezarlarına rastlarız. Sadece Anadolu değil, Balkanlar yine böyle. Yani Anadolu ötesi coğrafyaya da bir bu kişilerin geçişi söz konusu. Peki bunların elinde yine ne var? Şiir. Şimdi bizim medeniyetimiz aslında her ne kadar sanki böyle kılıçlarla farklı coğrafyalara taşınmış gibi düşünülse, görülse de aslında kılıçtan daha çok kalemle yayılmıştır. Yani savaştan daha çok aslında barış ortamının getirdiği rahatlıkla yayılmıştır. Yani aslında bir söz medeniyetiyiz. Yani o baştaki sözün yüceliğini, sözün kutsiyetini, ehemmiyetini hep taşımışız, hissetmişiz ve bununla iş yapmışız. Ahmet Yesevi'den sonra Anadolu coğrafyasına artık zaten işte o göçlerle bir geliş zaten söz konusu. Anadolu coğrafyasında yani Hacı Bektaş mesela Ahmet Yesevi'nin devamı bir isim olarak karşımızdadır. Hatta Mevlana Ahmet Yesevi'nin devamı bir isim olarak karşımızdadır. Yani bahsedilen şeyler farklı olsa da aslında ana konu, ana tema, içerik hemen hemen aynıdır. Çünkü dert aynıdır. Çünkü verilmek istenen, yani kazandırılmak istenen bilgiler hatta bilginin ötesinde de aslında iman diyelim biz buna, aynıdır. Şimdi şöyle ilginç bir durum karşımıza çıkıyor yine Anadolu coğrafyasında. Bakın aklımıza gelecek bugün eser olarak ne varsa dün şiirle yazılmış. Bazı örnekler verelim. Mesela diyelim ilmi eserlerden başlayalım. Tefsir mesela değil mi? Bugün bir sürü tefsir var. Bir sürü halen yazılan tefsirler var. Bakın bunu mesela bizim bu medeniyet tarihimizde, geçmişimizde ecdadımız ne yapmış? Şiirle yapmış. Manzum tefsirler var. Yine Hazreti Peygamberle ilgili eserler ki başta 40 hadisler bakın nedir? Çoğunluğu manzumdur. Yani şiirle tercüme etmiş, hatta şiirle şerh etmiş. Evet bir kısmı mensur olanları da vardır. Manzum mensur olanları da vardır. Ama baktığımız zaman çok ciddi sayıda manzum 40 hadislerle, işte hadis-i erbain diye adlandırdığımız eserler karşımızdadır. Fıkıh eserleri. Fıkıh mesela. Yani adam fıkıh anlatıyor ama manzum anlatmış, şiirle anlatmış. Hatta ehli için malumdur. Yani fıkhın en böyle belki çetrefilli konusu feraizdir. Yani miras hukukudur. Bakın miras hukukunu şiirle anlatmışlar mesela. Manzum feraiznameler var. Yani ilginç değil mi? Tüm o hesaplamaları, tüm o şeyleri şiirle anlatmış mesela. Ya da yani aklımıza gelecek başka ilmi eserler ne varsa. Peki sadece ilmi eserler mi? Hayır. Bugün pozitif bilimler olarak adlandırdığımız türlere bakalım. Mesela tıp. Yani tıp kitabı yazmış, manzum yazmış. Astronomi kitabı yazmış, manzum yazmış. Şiirle anlatmış anlatacağını. Ya da başka diğer ilimler. Ya da mesela daha garip bir örnek, daha böyle belki konunun yerleşmesi açısından faydalı olacaktır. Sözlük arkadaşlar. Yani bugün manzum sözlük var mı hayatımızda? Yok ama dün vardı yani. Dün yani Arapça, Farsça ya da hatta işte yabancı batılı daha doğrusu dillerden sözlükler manzum yazılmış mesela. Yani manzum sözlük diye aslında bir gelenek bir anlamda var. Şimdi bunun tabii kendine has faydaları var. Nedir? Bir kere kolay ezberlenmeyi sağlar değil mi? Kolay öğrenilmeyi sağlar. Akılda daha çok kalmasını sağlar. Tüm bu şeylerden faydalanmış. Bunu şiir olarak, o ahenkle, aruzla insanlar söylemiş. Bu örnekleri daha da artırabiliriz. Şimdi divan edebiyatına malum yöneltilen bazı eleştiriler var. İşte saray edebiyatı oluşu gibi. Bir aslında bu iftiradır. Yani çünkü neden? Divan edebiyatını, klasik şiirimizi saraya hapsedemeyiz.
Evet, saray beslemiş olabilir. Hatta saray çevresinden çokça destek görmüştür. Bunlar tamam ama saray edebiyatı olarak adlandıramayız. Neden? Çünkü mesela divan edebiyatında çok ciddi ya eleştiriler var, değil mi? Mesela diyelim bir Baki çıkıp şunu diyebiliyor. İşte kul olmayız edaniye dünyayı dün için Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Ne Selim'in ne Süleyman'ın kuluyuz. Değil mi yani? Böyle açık açık böyle bir sürü aslında saraya reddiyeler var. Yani ya da mesela Şehzade Mustafa üzerinden yazılan mersiyelere bakalım arkadaşlar. Taşlıcalı Yahya'nın mersiyesini gözünüzün önüne getirin şöyle yani. İşte aldı ecel celalileri Mustafa Han'ı diyor, değil mi yani? Eşkıyan diyor bir anlamda yani. Padişaha ve belki etrafındakileri. Şimdi bu basit bir şey olmasa gerek. Bunu çok daha fazla artırabiliriz. Ya bu da bu eleştiri kültürü de şiirle beraber var olması aslında şunu da gösteriyor. Biz o medeniyeti inşa ederken yani şiir her anlamda mevcut bulunmuş. Sadece mesela bizim divan şiirimiz kaside edebiyatı olarak anılmaz, değil mi? Gazel edebiyatı olarak anılır. Neden? Çünkü aslında esas olan gazeldir, kaside anaz olandır. O kıyıda köşede durandır aslında kaside. Ama çünkü gazel edebiyatında şair kendini daha net ifade eder. Tüm şiir gücünü, tüm şairliğini orada daha güçlü bir şekilde ortaya koyar. Mesela bir başka şey konumuzda bence şu olması lazım, değinmemiz gereken, bu anlamda, bu bağlamda gözden geçirmemiz gereken. Divan şiirinin toplumdaki yaygınlığı mesela. Yani meslek gruplarına bakın divan şiiriyle ilgili, şairlerle ilgili. Her meslekten insan var. Yani padişahından tutun ki o şey konuya da biraz değinmek isteyeceğim birazdan. İşte vezirlerinden, müderrislerinden, yani böyle biraz daha okumuş yazmış kesimden tutun. Her türlü esnafa, yani şekerci, işte ne bileyim, yani işte cambaz hatta ya. Daha şey bir örnek. Cambaz divan şairi var. Yani affedersiniz adam soytarı. Yani ama aruzda şiir yazıyor mesela. Yani ilginç değil mi? Ümmi divan şairleri. Okuma yazmayı bilmeyen divan şairleri mesela söz konusu. Ya bu neyle mümkün? Bu işte o medeniyet hafızasında bulunup yani o şiirle toplumla şiirin bir etkileşimi söz konusu burada. Yani toplum şiiri beslediği gibi aslında şiir de toplumu besliyor. Şairler her zaman topluma aslında yön veren insanlar. Yani şairler belirleyici olanlar arkadaşlar. Şair belirlenen değil. Bugün bile böyle değil mi yani? İsmini de anmış olamayan Dursun Ali Tökel Hocam mesela geçenlerde yine bir konuşmasında bahsetti. Yani Türkiye'de halen mesela siyasete bile aslında Necip Fazıl ve Nazım Hikmet yön verir diyor yani. Bazıları için Necip Fazıl, bazıları için Nazım Hikmet mesela. Yani bugün bile aslında şair belirleyici. Ya bugün mesela fikir dünyamızı en çok etki eden insanlar bir anlamda şairler değil mi arkadaşlar? Mesela Sezai Karakoç bir şair değil mi? İsmet Özel. Bugün en çok söz söyleyen insanlarımız bu şairler değil mi yani? Dolayısıyla şiirin bir belirleyici var. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Bu meslekleri de mesela bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Onunla ilgili Mustafa Hüseyin Hoca'nın zaten çalışması mevcut. Bir tavsiye ederim yani şöyle ufuk açıcı olması açısından. Bir başka husus coğrafya hususu mesela arkadaşlar. Yani şiir sadece İstanbul'da işte ya da diyelim şehzadelerin olduğu işte Amasya'da ne bileyim Manisa'da olmadı yani. Şiir Anadolu'nun ve Balkanların ve Kafkasların ve aşağı yani Arap coğrafyasının Osmanlı hakimiyetindeki diyelim bütün aslında bu yerlerde çok ciddi şairlerle karşı karşıyayız. Yani bugün Fuzuli dediğimiz nereli arkadaşlar? Yani Fuzuli hangi topraklarda yaşadı? Bugünkü Bağdat değil mi? Ve civarı yani. Hatta Balkanlarla ilgili Latifi'nin tezkirisinde mi geçiyordu o ifade? İşte Prizren'de bir çocuk doğacak olsa belinde divitle doğar. İşte adından önce mahlas koyarlar. Ya da işte baba diyecek zaman işte Farsça ifade eder falan gibi böyle bir sürü şeyler var. Aslında o tabi biraz abartılı da ifadeler. Söylemek istediğine Balkanlarda şiirin bu kadar
belirleyici olduğu, şairin bu kadar fazla olduğu ve bu kadar mühim olduğu. Dolayısıyla bakın bizim Balkanlar'da bugün hala bir varlığımız söz konusuyla konusuysa bu sayededir. Yani. Bunu görmezden gelemeyiz, es geçemeyiz. Yine yani Anadolu'nun hangi şehrine baksanız mutlaka işte diyelim Çorumlu divan şairleri, işte atıyorum Kastamonu divan şairleri, işte Diyarbakırlı divan şairleri, değil mi? Her şehirle ilgili böyle onlarca işte Sivaslı divan şairleri, divan şairinden bahsedebiliriz. Bu böyle çok yaygındır yani. Neden? Bunun şöyle bir taraf var arkadaşlar. Şimdi bugün biz neyle daha çok meşgulüz? Bakın bilgisayar, işte internet, cep telefonu, değil mi? Sosyal medya, basın. Bunlar hayatımızın çok ciddi bir kısmını alıyor. Şimdi dün bunların hangisi vardı? Hiçbiri. Yani radyonun bile, değil mi, gelişi belki 1940'lar, 50'ler, 60'lar, neyse yani. Dolayısıyla tüm bu iletişim araçlarının olmadığı zamanlarda ne vardı? Şiir vardı. Kitaplar vardı. Yani insanlar bunlarla daha haşır neşir. Evet, okuryazarlık, buradaki meselemiz okuryazarlık seviyesi yaygınlığı falan değil. Ama diyelim bir köy odasında insanlar oturduğu zaman ellerinde diyelim işte gazavatnameler oluyordu. Ya da ne bileyim işte bu tür başka eserler. Muhammediyeler, değil mi? Yine Dursun Erhoca'nın işte zemin metinler dediği işte Mevlid başta olmak üzere Envarul Aşıkîn, Müzekkin Nüfus, işte Muhammediyeler. Yani bu şekilde hep Hazreti Ali Cenkleri mesela, değil mi yani? Belki çok yakın zamana kadar Anadolu'da bu şeyler yaygındı. Dolayısıyla şiirin etkisi, şiirin yaygınlığı hiç haklı anlayacak seviyede değil arkadaşlar Anadolu'da yani. Bu hep böyle devam etmiş. Mesela bir yazma, bir divanın belki işte onlarca bazen hani okunurluk seviyesine göre farklı farklı böyle bu alakasız yerlerde yazma nüshalarına karşılaşıyoruz, değil mi? Bu neyle ilgili? O eserlerin oralara yayıldığı, oralara gittiği, oralarda okunduğuyla ilgili bir durum. Bir başka husus şu. Mesela gazavatnameler dedim biraz evvel. Şimdi nedir bu? Bir gazayı anlatan, bir işte padişahın ya da bir komutanın, işte yine fetihnameler bu şekilde. Bir yeri almasıyla, fethetmesiyle ya da oradaki o savaşla ilgili eserler. Şimdi bakın bunu ne yapmış padişahlar ya da diğer komutanlar ya da devlet diyelim adına ne derseniz. Şairleri anlatmalarını istemiş, değil mi? Yani mesela bir yerin fethedildiğini bir şair Fethihname ile çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bu şimdi neyi sağlıyor beraberinde? Bir kere bu fethin duyulmasını sağlıyor. Yani evet, orası kılıçla alındı ama bitmedi ki. Yani bunun duyulması lazım. Askere moral vermesi, halka moral vermesi lazım. Ya evet, işte devlet bunları yapıyor, değil mi? Mesajının gitmesi lazım. Düşmana korku salması lazım. Yani bu kadar işte basının yayın olmadığı bir ortamda arkadaşlar fetihlerimizi nasıl duyurduk? Şiirle duyurduk. Gazavatnamelerle duyurduk yani. Fetihnamelerle duyurduk. Bu şekilde mesela işte Bağdat seferine giderken Kanuni ne yaptı? Yanına şairleri aldı arkadaşlar. Yani bu neden şairleri aldı acaba? Bu adamları kılıç sallasın diye mi aldı? Savaşsınlar diye mi? İhtiyaç olursa onlarda mı? Hayır. Buradaki mesele neydi? Bu fete şahitlik etsin ve bunu şiirlerinde işlesinler. Yani işte Yavuz'la Hatay'ın Şah İsmail'in şiirle, değil mi? Aslında bir savaşın orada görüyoruz önce yani. Bir orada da bir çatışma var yani. Bu da bir mücadele sahası. Ya da işte Fatih'in Karamanoğlu Mehmet Bey'le, işte Karamanoğlu'yla olan şeyleri, yine şiirle meseleleri. Ya bunlar şiirin aslında ne kadar büyük etkisinin olduğu ve bizim bu yani sahip olduğumuz medeniyetin inşasında da ne kadar mühim bir yerde olduğunun bence delilleri. Bir başka husus yine mesela hanedanla ilgili şunu söylemek istiyorum, hanedanlarla ilgili. Bakın dünya haritasını gözünüzün önüne getirin. Anadolu'da ve Balkanlar'da, Kafkaslar'da yine Osmanlı var, değil mi? 1400'leri, 500'leri söylüyorum mesela. Kırım'da Kırım Hanlığı var. Yine Giray Hanlığı, değil mi?
Karadeniz'in üstünde Kırmanlı. Akdeniz'in altına indiğimiz zaman Kuzey Afrika'da Memlükler var. Değil mi? Arap coğrafyasında yine bir kısımda zaten Osmanlı yine. Fas coğrafyasına gidiyoruz bugünkü İran coğrafyasını düşünelim. Safeviler var. Safevileri geçelim biraz daha doğuya doğru gidelim. Hindistan işte bölgesine doğru gidelim. Kim var? Babürler var. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi evet bu hanedanları saydık. Bakın Osmanlı, Safevi, Memlük, işte Giray Hanlığı'nı da sayalım. Kırmanlığına. Babürleri sayalım. Babürşah'ı. Şimdi ilginç bir şey var arkadaşlar. Bir tablo var. Bakın bu hanedanlıkların hepsi arkadaşlar Türk hanedanlıkları ve hepsi şiirle uğraşıyor arkadaşlar. Çok ilginç bir nokta değil mi bu sizce yani? Çok böyle üzerinde durmamız, dikkat etmemiz gereken bir şey değil mi? Bakın sadece Osmanlı için değil. Yani Safeviler için de böyle, diğerleri için de böyle. Ya Osmanlı padişahlarının zaten şairlik meselesini biliyoruz. Yani yakın zamanda yine işte Nihat Öztoprak hocaların ve diğer hocalarımızın yayınladıkları o işte Osmanlı Hanedan şairlerin. Ya ne kadar mühim ya. Bunlar ne kadar önemli başlıklar aslında. Şimdi bakın şiiri desteklemek evet bir yerde anlaşılır, bir güzeldir falan ama şiir yazmak, hatta divan ortaya koymak, hatta bu divan hacim olarak mesela Muhibbi'ninkini düşünün Kanuni Sultan Süleyman'ı. Yani hacim olarak çok ciddi bir hacimde. Sadece hacim değil, kalite olarak da böyle. Yani böyle es geçirecek şiirlerle dolu, işte kalıplaşmış ifadelerle dolu bir divan değil. Yani bu örnekleri artırabiliriz. Şimdi burada neyi görüyoruz? Demek ki şiirin böyle baş tacı bir yeri var. Şiirin bizim medeniyetimizi kurarken böyle müstesna bir yeri var. Dolayısıyla bunu anlamak ve bunu anlatmak da aslında bugünden bizlerin belki bir vazifesi. Şimdi ben Yahya Kemal'den bir ufak kısım alıntı okumak istiyorum. Edebiyata dair kitabından. Şimdi biliyorsunuz aslında Yahya Kemal'in hayattayken yayınlanmış bir kitabı yok. Daha onun vefatından sonra onun adına kurulan enstitü bu eserleri yayınladı. Eski şiirin rüzgarıyla mesela değil mi? Klasik tarzdaki şiirlerin topladığı eseri. Şimdi burada sade bir görüş diye bir başlık var arkadaşlar. Orada divan şairinden bahsederken bir konuya değiniyor. Diyor ki, şair bütün öteki sanatlara bağlıydı. Bakın nasıl bağlı şair. Divanını yazıp bitirdikten sonra hattata veriyordu. Hattat o divandan talik hattın son kıvraklığıyla bir sanat eseri daha yaratıyordu. Mücellit deriden, sahtiyandan temasın bir hazına daha misal gösteriyordu. Müzehip gözleri Arapkari çizginin oyunlarıyla, zevkiyle bir daha kaynaştırıyordu. Şairin divandaki şarkıları bestekar birer makamdan besteliyor. Boğaziçi yalılarını, Rumeli ve Anadolu'nun konaklarını neşeden, hüzünden mest ediyor. Gazellerini hanende, kağıthanenin ve Osmanlı ülkesinin bu dinden Mısır'a kadar semasına yükseltiyordu. Naatlarını naatan mevlitlerden okurken bütün bir ümmet zevkinden Allah ve Ya Muhammed nidasıyla kubbeleri inletiyordu. Şairin mimar camilerinin, mescitlerinin, saraylarının, hanlarının, medreselerinin, çeşmelerinin, şadırvanlarının cephelerinde bir yer ayırıyordu. Taşçı kitabe taşını kesiyor, hattat kitabe yazıyor, hakkak oyuyordu. Şair milli hayatın şahidi mevkiindeydi. Padişah'tan serdara kadar bütün şahsiyetleri o yaşatıyordu. Kasidelerle değil mi bu yaşatış? Nefi diyor ki, Sultan Süleyman'ın namını haşirek yaşatan Baki'nin sözündeki ağabey hayattır. Naima ise İpşir Paşa'yı bütün bayağılığıyla tasvir ettikten sonra hakkında hiçbir kaside yazılmadığını mühim bir farika olarak kaydediyor. Bakın bu da ayıp sayılmış yani. Hakkında kaside yok filan diye resmen küçümsenmiş bir durum. Hasılı şair bütün sanatlara, bütün hayata böyle bağlarla bağlı ve o cemiyetin timsaliydi. Şiirin alametleri, usulleri, lisanı, zevki birdi.
ve her yerde aynı seviyeye hitap ediyor. Bakın Yahya Kemal diyor arkadaşlar. Teselya Yenişehir'indeki şairin gazelini, Diyarbakır konaklarında, Urfalı şairin kasidesini, Bosna Saray konaklarında okuyor, anlıyor, coşuyorlardı. Havas tabakasının şiiri böyle olduğu gibi, halk tabakasının da şiiri böyleydi. Anadolu aşıkları Rumeli'yi, Rumeli aşıkları Anadolu'yu sazlarıyla şehir şehir çarşı çarşı dolaşıyor. O kadar geniş bir ülkede ruhları destanlarla, koşmalarla, semailerle birbirine bağlıyordu. Şu ifadeyi de okuyup bu alıntıyı bitireceğim. Bakın divan şairinden bahsederken diyor ki, güzelliği görmekten, çirkinliğe bakıp da iğrenmeye vakit bulamaz. Sevmekten nefret edilecek şeyleri göremez. Bu şiirde aşk, bugünkülerin anladığı gibi bir çehreyle çehreye alaka manasında değil, bir ummandır. Evet, bu şekilde devam ediyor. Hatta Şeyh Galip'in şu mısralarını da almış. Bir şulesi var ki Şemican'ın fanusuna sığmaz asmanın diyor. Bu mısralar gerçekten aslında farklı bir yeri var. Hatta malumdur Nazım Hikmet bu işte bizim klasik şiirimizle ilgili, daha doğrusu Türk şiiriyle ilgili yine Rus bir edip olan Mayakovski'ye bilgi verirken bu mısraları okuyor. Yani işte anlatmaya çalışıyor biraz ne anlam içerdiğini. Adam resmen böyle çarpılmışa dönüyor. Yani. Ve diyor ki, şu itirafta bulunuyor. Ya bizim ulaşmaya çalıştığımız seviyeye sizin şairleriniz çoktan ulaşmış diyor. Bakın bu kaynaklarda böyle birçok yerde geçen bilgilerdir. Yani biz bu değerlerimizin farkında olalım arkadaşlar. Bu neyle uğraştığımızın, ne kadar mühim aslında bir meseleyle iştigal ettiğimizin farkında olalım. Bu da hem yaptığımız işi daha ciddi, daha özverili yapmamızı beraberinde getirecektir. Peki ne oluyor arkadaşlar daha sonrasında? Yine Yahya Kemal'den bir alıntıyla ben yavaş yavaş aslında sözlerimi bitirmek istiyorum. Diyor ki, son asırda biz bir cemiyet değil, o göçen heyetin artığıydık. Eğer halk Anadolu'nun, Rumeli'nin bozulmayan tabakalardaki halkı saf ve kırmızı kanını vermeyeydi, benziniz büsbütün solardı. İfadelerdeki yani selasete de dikkatinizi çekmek istiyorum. Eski müesseseler birer birer yıkıldıktan sonra yavaş yavaş soyunduk. Eski kisvemizi attık. Destarın yerine başka bir serpuş, papucun yerine başka bir çarşının ayakkabısını, bol esvap yerine başka bir makastan çıkan dar bir esvap giydik. Türk çarşısı söndü, bütün bu değişikliğin silsilesi saymakla bitmekle tükenir mi? Tepeden tırnağa, içimizden dışımıza kadar muttasıl değiştik. Buna hayat manasını ima eden bir kelimeyle teceddüt diyorduk. Halbuki bir heyetin ölümüydü. Orada musikiye değiniyor. Yani bu şeyin musikiyle devam ettiğini belirtiyor. Hatta işte bugün hala alafranga musiki diyoruz diyor mesela. Bakın bugün artık alafranga musiki şey de, yani Batı müziği meselesi de bitti yani. Tamamen müziklerimiz de sanki bir örtüşmeye uğradı. Ve biraz evvelki ifadeye bağlayarak sözlerime son veriyorum. Edebiyat artık ateşin, yani coşkulu bir hayattan fışkırmadığı için atılışlı değil, çoraktır. Sevmiyor, iğreniyor, hayran olmuyor, tiksiniyor, zevk almıyor, eğleniyor. Aşkın manası alaka, hayatın manası nefsin bütün arzularını teskin oluyor. Bu heyet çürüye çürüye bir düzeye değişen kalıbında rahatsızdır diye devam ediyor bu Yahya Kemal Edebiyata Dair isimli eserinde. Evet, benim söylemek istediklerim arkadaşlar bu kadar. Eğer sizin katkılarınız varsa ben dinlemek isterim. Hocam çok teşekkür ediyorum gerçekten. Başlangıçtan günümüze kadar hakikaten güzel bir köprü kurdunuz. Ağzınıza sağlık. Tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok hızlı belki bir özet oldu ama ancak böyle sığdırabildim yani. Estağfurullah. Estağfurullah. Sayın konuklarımız, şimdi yeni katılan katılımcılarımız için kısaca hocamızın söylediklerini özetlemekte fayda var.
Sefa hocamız ilk başta şiirin öneminden bahsetti. Bu meyanda Hazreti Peygamber zamanından başlatmış ve Hazreti Peygamber zamanında şiirin, sözün öneminden bahsetti. Sonra biraz daha yaklaştığımızda Ahmet Yesevi'den örnekler sundu. Ahmet Yesevi ile birlikte kılıçtan daha çok kalemle medeniyetimizi yaydığımızdan söz etti. Söz medeniyeti üzerinde durduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında yazmış olduğu yazılan ilk eserlerde mesela toplumumuzda dini eserlerden örnek verdi ve bunların çoğunluğunun neredeyse manzum örnekler olduğunu ile getirdi. Hatta toplumdaki toplum ilişkisi, şiir ve toplum ilişkisi üzerinde durdu ve hemen hemen herkesin şair olduğunu dile getirdi. Hatta şairlerin fetihlerle birlikte çeşitli fethedilecek yerlere götürüldüğünü ve bunların not edilmesi gerektiğinden bahsetti. Son olarak da Yahya Kemal örneğiyle birlikte hani bu şiirin önemi üzerinde durduğunu ve güzel bir şekilde sunumunu noktaladığını söyleyebiliriz. Sayın konuklarımız, şimdi programımızın ikinci kısmına geçmiş bulunmaktayız. Bu bölümde sorularınızı veya katkılarınızı dinlemek isteriz veyahut da chat bölümünden de yararlanabilirsiniz. Orhan Hocam, sizden başlayabiliriz isterseniz, bir katkınız bu varsa eğer. Estağfurullah, benim bir katkım olacak pozisyonda değilim çünkü son birkaç cümlesini arkadaşımızın dinledim. Ben tebrik ediyorum kendisini, teşekkür ediyorum katkılarından ötürü. Senin özetinde tabii çok kıymetli ama özet üzerinden bir şey söylemem çok doğru olmaz. Çok teşekkür ediyorum hem programı ayarlayan sizlere, hazırlayan sizlere hem de arkadaşımıza teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sait Hocam, sizin bir katkınız var mıdır? Estağfurullah, katkım olmaz. Çok güzel bir şekilde de sunum yaptı hocamız. Ağzınıza sağlık Safa Hocam. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz bu programı tertip ettiklerinden dolayı. Devamını diliyoruz inşallah. Tekrar herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Eksik olmayın hocam. Sefa Hocam, yine chat bölümünden sizlere gerçekten teşekkür, konuşmaları var. Yine müstefit olduklarından söz ediyorlar. Bunun dışında hani soruları veya katkıları olan öğrenci arkadaşlarımız varsa dinlemek isteriz. Ben ufak bir düzeltme yapabilir miyim? Yanlış anlaşılmaya mahal vermeyeyim. Yani herkes şairdi demek istemedim ama herkes bir şekilde şiirle irtibatlıydı, şiirle ilgiliydi. Evet. Ve onu böyle yani başın üstüne tutan bir konumdaydı demek istedim. Hocam, bir şey eklemek gerekirse tabii Dede Korkut hikayelerini hatırlayacaksınız. Evet, evet. Yani isim almaktan başlıyor, kız istemekten tutun da bütün halk edebiyatına da geçmek gerekirse bütün geçiş dönemlerimizde yani ölüm, doğum, sünnet, efendim evlenmek, evlilik gibi bütün önemli safhalarda şiir bizim bütün medeniyetimizi kaplamış vaziyette. Tabii ben türler üzerinde birazcık daha fazla en azından kafa yormuş birisi olarak yani türlerimizin hemen hemen çoğu toplumsal türler olarak karşımıza çıkıyor. Yani surnamelerden tutun da efendim şehrengizlere kadar, beldenamelere kadar, pentnameler hakeza çok önemli bir nazım türüdür bizim için ve bütün toplumsal taşlarımızı adeta eğitimle, şiirle eğitme gibi bir fonksiyonu var pentnamelerin, nasihatnamelerin. Yani bu bağlamda bir medeniyetin inşasını tamamen şiirle yapan bir ecdada sahibiz. Ve bunun da bir devamı olması gerektiğine inanıyorum. Yani şu anki gençliğimiz maalesef şiirle ilgilenmiyor. Görsel hafızamız o kadar dejenerasyona uğramış ki sosyal medyaya bakıyoruz mesela Mustafa Hocam. Yani ben birçok defa inanın sanki bir deney yapar gibi paylaşımda bulunuyorum. Bir yazı yazıyoruz mesela. Facebook olsun, Twitter olsun vesaire. Bir nasihatvari bir ifade kullandığımızda gelen beğeni sayısı 15-20'yi geçmiyor. Fakat bir görsel paylaştığımızda, kendimizin bir görselini paylaştığımızda inanın 200-300 beğeni alıyoruz. Oysa
Yani söze, şiire, ifadeye çok değer verilmediğini gösteriyor. Veyahut üstün körü bakıldığı anlamına geliyor. Yani bizim gençlerimizden beklentimiz sosyal medyayı kullanılırsa da kullansa dahi söze çok daha fazla kıymet vermesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz şiiri seven bir toplumuz ve günümüze baktığımızda hiç bir haberde duyduk mu? Bir şair başka bir kişiyi öldürdüğünü hiç duyduk mu? Efendim kadın cinayetlerinde hiç bir şair efendim veya şiirle ilgilenen, edebiyatla ilgilenen bir şahsın başka bir şahsa eziyet ettiği, sıkıntı yaşattığı, hayvanlara eziyet ettirdiği hiç duyuldu mu? Demek ki yani şiirle ilgilenen, efendim edebiyatla ilgilenen hiçbir kişi topluma asla zararı dokunmadığını görüyoruz. İnşallah gençliğimiz şiirle kaim olacaktır. Tekrar teşekkür ediyoruz böyle bir konuyu seçtiğiniz için hocam. Evet, saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani şiirin gerçekten insanı zarif kıldığı noktası mühim bir nokta. Yani o dediğiniz eklemeler, yaptığınız eklemeler bence çok kıymetli. Bugün belki toplumumuzdaki bu kadar yozlaşmanın, bu kadar bozulmanın belki temelinde de aslında bu zariflikten belki uzaklaşmamız olabilir. Yani bunun da gerçekten izah edilmesi, iyi araştırılması belki gerekiyor. Bunun muhtemelen sosyologları ilgilendiren tarafı da var yani. Psikologları ilgilendiren tarafı da var. Bunlar da şiirle, edebiyatta daha genelde de mutlaka ele alınması gerekir. Çok teşekkür ederim. Hocam katkınız için çok teşekkür ediyorum. Allah sağ olun tekrardan. Esra Hocam buyurun. Mustafa Hocam öncelikle hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Oldukça istifade ettim kendi adıma. Hocam şöyle bir soru soracağım. Sözlerinize başlarken divan şiiri, saray şiiridir, iftiradır dediniz. Ama şöyle baktığımız zaman acaba saray şiiridir diye söylenmeseydi ya da saray erbapları bu kadar şiire değer vermeseydi acaba bugün yani bunca yüzyıl sonra biz hala divan şiirini bu kadar önemsiyor olabilir miydik diye ufacık bir soru soracaktım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Kıymetli bir soru aslında bu. Çünkü biraz zihnimizdeki divan şiiri imajının belki onunla ilgili yani onun değişmesiyle ilgili bir durum olabilir. Şimdi saray edebiyatı diyenler aslında buradan neyi kastediyor? Bu şiirin halkla, toplumla, gerçek hayatta hatta bir ilgisinin olmadığından tamamen böyle saray erbabını işte övmekle, methetmekle meşgul bir şiir olduğundan bahisle bunu söylüyorlar. Ama divan şiiri hayatın tam içindeydi. Biraz evvel Sait Hocam da söyledi. Yani türleri şöyle bir gözümüzün önünden geçirdiğimiz zaman görürüz ki sosyal hayatta olan ne varsa şiirde de vardı aslında. Yani Ramazansa Ramazan şiirde de var. İşte düğünse düğün şiirde de var. Yani yani karşımızda gördüğümüz ne varsa gerçek hayatta gördüğümüz ne varsa şiirde var. Hatta rahmetli anmak istiyorum Mehmet Aslan Hoca'yı şöyle derdi. Yani bir işte divan şairinin hani kaynaklarından bahsederiz ya divan şiirinin kaynaklarından. Divan şairinin ilk kaynağı şudur derdi. Yani penceresini açtığı zaman karşısında gördüğü manzara neydi? Neyse ilk kaynağı oydu derdi mesela. Yani bu anlamda yani saray ya da devlet diyelim. Devlet erbabının divan şairini desteklemeseydi bugün olur muydu sorusu bence yani şu açıdan yanlış olabilir. Mutlaka olurdu. Çünkü aslında divan şiiri, divan şairi o devlet adamlarının da biraz evvel Yahya Kemal'den okuduğum şeyde de vardı. Onları yaşatan ab-ı hayat da aslında. Yani kanunu yaşatan ab-ı hayat Baki'nin şiiriydi diyor mesela. Belki burada işte caize meselesi çok böyle sanki kafa karıştırıcı gibi durabiliyor. Orada da şu var. Yani bunu belki telif hakkı gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yani bugün mesela kitabını böyle ücretsiz dağıtan var mı? Benim bildiğim yok. Dağıtıyorsa da orada bir soru işaretim olur yani. Acaba niye böyle yapılıyor diye bir şey aramak gerekir belki de. Şimdi dolayısıyla yani dün bir telif kurumu, telif ya da işte nasıl diyeyim mekanizması, telif ücreti mekanizması olmadığı için bu illaki aslında o gün için mülkü elinde tutanların himayesinde gelişen bir sistemdi. Bununla ilgili
Tut elinden ben fakirim diye bir çalışmayı tavsiye edebilirim burada. Yani bu himaye sisteminin ne olduğuyla ilgili ona bakılması gerekir. Bir de şu var. Yani şair eğer yani divan şiiri sadece saray şiiri olsaydı sarayı eleştiremezdi. Ama çok ciddi eleştiriler var. Çok ciddi böyle mesela Kitabevi Yayınları'ndan çıkan Maktu Şairler diye bir çalışma var arkadaşlar. Yani şimdi bu Maktu Şairler yani işte katledilen hatta bunlar haricinde zaten bir sürü sürülen değil mi? Susturulan bir anlamda şairler var. Bunlar o günkü devlet erbabını övdüğü için bunlar başına gelmiyor değil mi? Yani böyle ciddi bir şey de var. Eleştirel taraf da var aslında görmemiz gereken. Dolayısıyla tüm bu aslında maddeler divan şiirini saray şiiri olarak adlandırmaktan bence uzak tutuyor. Ha son olarak şunu da vurgulamak isterim. Evet, sarayın edebi zevkine hitap etmiştir diyebiliriz. Yani bir halk şairi yerine tabii bu adlandırmalar bakın arkadaşlar biz bugünden yapıyoruz. Yani halk şairi adlandırmasını, divan şairi adlandırmasını biz bugünden yapıyoruz yani. Dün o şairler kendilerini halk şair ya da divan şairi olarak adlandırmıyordu yani. Ya da yazarken mesela heceyle de divan şiiri şiir yazabiliyordu. Divan şairi şiir yazabiliyordu. Ya da tam tersi bugün biz işte halk şairi olarak adlandırdığımız Ozan ya da aşık olarak adlandırdığımız bir şair aruzda birçok sayıda şiir ortaya koyabiliyordu değil mi? Sırf halk edebiyatına mahsus aruzda yazılan işte nazım şekilleri var yani. Mesela ben bir ara bu işte Aşık Seyrani araştırmıştım. Üzerinde biraz okumuştum. Yani aşık adı üstünde Seyrani ama bakıyoruz şiirlerin üçte biri aruzda mesela. Yani bunlar biz bugünden yani bu adlandırmayı yapıyoruzu söylemek için bu örnekleri getirdim. Yani evet saraydaki bir işte padişah mesela bizim bugün divan şair divan şiiri olarak adlandırdığımız şiir bütünüyle daha ilgili, daha onun içindeydi diyebiliriz. Ama bu normal olan değil mi yani? Bugün herkes aynı şeyden zevk alıyor mesela. Hayır. Yani hatta sanatın bir üst hislerimize hitap etmesi gerektiği gerçeğini zaten göz ardı edemeyiz diye düşünüyorum. Kısaca böyle cevap vermek isterim. Müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Erzurum'un dediği yere geldik. Diyeceğim ama diyemirim. Şimdi aslında Mustafa Bey de Esra Hanım da meseleye aynı yerden bakıyorsunuz. Fakat sanki birbirine karıştı gibi işler. Öncelikle bu saray edebiyatı lakırdısını kimin çıkardığına bakmak gerekir. Kim saray edebiyatı diyor buna? Yani bu edebiyatı sarayın duvarlarının arkasına hapsetmek ve öyle lanse etmek isteyen bir grup bunu. Böyle anıyor. Onu öncelikle bilmemiz lazım. Onun dışında ondan sonra daha doğrusu hem saray edebiyatıdır hem değildir bence. Yani tabii ki saray destekler ve saray edebiyatının desteğini görür. Ancak bu desteğe rağmen şairler de vardır. Bu desteği alarak yaşayan şairler de vardır. İşte Baki örneğiyle mesela Hüdayi örneği gibi üzerine durulabilir. Şeyh Galip ikisinin arasında duran bir örnek. Dolayısıyla bence saray edebiyatı terimine takılmak çok doğru değil. Çünkü bu bizim kullandığımız, bizim derken bizim mahallenin kullandığı bir terim değil. Başkasının ürettiği, taktığı terimler üzerinden de şey yapmanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Lütfen affedin eğer çok ileri gittiysem üslup olarak. Yani iyi niyetli olarak söylüyorum bunları. Ta 12. yüzyıldan itibaren mesela Sultan Sencer'in sarayında Mesleti-i Gencevi adlı bir hanım şairin varlığından haberdarız. Ve öyle bir şair ki o günün efendim diğer şairlerini, erkekleri bile dize getiren bir şair. Ve sırf bu gücünden dolayı sarayda tutuluyor. Yani sarayda şairlerin olması meselesi bir, sarayın sahibi olan sultanın aynı zevke müntesip olmasıyla irtibatlı. Çünkü o da aynı şeyden zevk alıyor. Şeyi hatırlayınız Baykara Meclisleri lütfen. Hüseyin Baykara, Alişir Nevai, Molla Camii ve diğer şairler şu ara vesaire. İkincisi de o
şeyleri, şairleri, sanatkarları bir şey olarak, bir propaganda malzemesi olarak icabında kullanabiliyor. Sepki Hindi'nin oluşmasının, Sepki Hindi'nin Hint tarafında, Horasan tarafında meydana gelmesinin hikayesinde kökenleri bu vardır. Şah İsmail Safevi Tebriz'i işgal ettiğinde oradan sırf Şah İsmail Safevi'nin değirmenine su taşımamak için şairlerin doğuya kaçtığını ve orada Sepki Hindi, Sepki Horasani adıyla bir şey oluşturduğunu görüyoruz. Ben açıkçası meseleye böyle bakıyorum. Diğer taraftan kitap ismi verdiniz. Tuğba Hanım'ın kitabı sanırım. O kitabın kökeninde şey var. Rahmetli Halil İnalcık var. Halil İnalcık Koca'dan rahmetliden ben onu o konferansı canlı da dinleme fırsatı bulmuştum. Daha sonra Şair ve Patronaj diye bir risale çıkardı. Onun üzerine bu kitaplar geldi. Tabii o kitaptaki tespitlerin bir kısmı doğrudur. Ancak sizin ifadenizle cevap vermek gerekir. Acaba Baki'nin zamanında mesela Ötüken Neşriyat vardı da Baki orada bastırmadı mı kitabını? Gitti Kanuni Sultan Süleyman'dan istimdar etti. Dolayısıyla bir şey telif hakkı olarak görmek doğrudur. Sizin söylediğiniz gibi size o noktada katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam hocam, biz teşekkür ediyoruz. Başka katkısı olan veya soru sormak isteyen varsa dinlemek isteriz. Eğer yoksa Sefa hocam son cümlelerinizi varsa eğer dinlemek isteriz. Ardından programı kapatmak durumundayız hocam. Evet, ben son cümle olarak tekrar teşekkür ediyorum ve tekrar sizleri tebrik ediyorum. Sevgili hocalarıma, sayın hocalarıma selamlarımı sunuyorum. İnşallah bu programların devamında gidiyorum arkadaşlar. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yani oldukça bereketli bir akşamı ihya ettik. Hem sizin sunumunuz hem de kıymetli hocalarımız, başta Profesör Doktor Orhan Kemal Davutçu hocamız ve danışman hocam Doçent Doktor Mehmet Sait Çalık olmak üzere gerçekten güzel katılımları oldu. Ben hem size hem de programımıza katılan tüm hocalarımıza ve bu alana kıymet veren tüm katılımcılarımıza tekrardan gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Allah nasip ederse bir sonraki programımız 25 Temmuz Cuma günü saat 20'de Nazım Üniversitesi Türkoloji Öğrenim mezunlarında Gizem Sergerdanoğlu tarafından gerçekleştirilecektir. Bu programda hurufilik ve klasik Türk şiirine yansımaları üzerine bir sunum olacak. Programımızın sonunda grubumuzun üyeleriyle bir değerlendirmemiz olacak. Toplantımıza veya grubumuza katılmak isteyen tüm konuklarımızı da buradan davet ediyoruz. Ayrıca son olarak da duyurularımızdan haberdar olmak isteyen katılımcılarımız için Klasik Divan adlı sosyal medya hesaplarımızı da bu meyanda dikkatinizde fayda var. Son olarak programımıza katılan herkese başta grubum adına ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyor ve hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Sağ olun hocam, görüşürüz. Görüşmek üzere. Safa hocam, görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun.